Arkadaşlar, kanalımdan herkese selamlar, saygılar. Şu anki konumuz su arıtma cihazı filtrelerinin değişimi. Yaklaşık 2 sene önce değiştirmiştim. Markası Aura Sebilon Compact. Ve şu anda internetten bu beşli filtreyi getirdim. Ve onu değiştireceğim. Belki birilerine faydalı olur diye videosunu çekiyorum. Arkadaşlar, ilk önce bu tezgah altından bu su arıtma cihazını çıkaracağız ve önce musluklarını kapatacağız. Su giriş yerlerini kapatacağız. Arkadaşlar, şimdi bunu buradan çıkarıyoruz. Şu kenara alacağız. Arkadaşlar, şimdi birinci bu membranı çıkaracağız. Şöyle. Nasıl kirlenmiş böyle ya? Geç bile kalmış ki. Şöyle dışarıya bak şöyle. Şimdi arkadaşlar, bunun içini de iyice yıkayıp tekrar filtresini takacağız. Arkadaşlar, zorlandığımız yerde böyle saç kurutma makinesini üst tarafa tutarak daha rahat çıkartmamız sağlanıyor. Arkadaşlar, bu ilk çıkarttığımız filtre. Onu şöyle sırasıyla, şu bunun yönü falan aynı, değişen bir şey yok. Şöyle ilk filtre katalım böyle. Ondan sonra şu ikinci de sırf karbon, aktif karbon filtresi. Bu yalnız şu arkadaşlar aşağı tarafa gelecek şu. Şu tam aşağı tarafa gelecek şöyle. Bu ikinci orta taraftaki böyle. Ondan sonra üçüncü filtremiz de aktif karbon ama şöyle file şeklinde böyle üst tarafında bir katman var plastikten. Heh, bunun da arkadaşlar yönü fark eden hiçbir şey yok. Aynı. Şöyle direkt bunu da böyle üçüncü filtre. Şimdi arkadaşlar, şimdi ilk filtreyi yerine takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şimdi ikinci direkt karbon filtremizi de takıyoruz. Yani açtığımız yönün tam ters tarafına doğru arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Vidalıyoruz bunu böyle. Daha sonra iyice sıkacağım arkadaşlar bunu. Ondan sonra şu üçüncü. Şöyle elimizle tam sıktıktan sonra iyice onu daha sonra şu anahtarla sıkacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, sıra geldi şu tatlandırıcı bölümüne. Onu şimdi iki tarafı var bunun. Şimdi en basit yönünden şuradan bir bağlantı yerinden açalım ki rahat çıkaralım diye arkadaşlar. Şöyle 17'lik anahtarla bunu böyle çıkaralım. Arkadaşlar, şimdi burayı çıkarttıktan sonra 17 anahtarla. Şimdi bu daha rahat çıkar. Şuradan şunu şöyle. Daha önceden buna teflon sarmıştım ben. Ha, böyle arkadaşlar çıkartalım. Şu kenara katalım. Şimdi bunu buradan böyle daha basit oluyor arkadaşlar. Şöyle döndürerek çıkartalım.
Şimdi yenisini takalım arkadaşlar. Şu aynı, bak şu bölüm, şuradaki ekli bölüm bu tarafa gelecek. Yine biraz teflon sarayım ben onu. Arkadaşlar şimdi bunu teflonladığımız şeyi buraya döndürerek takacağız arkadaşlar. Fazla aşırı da kuvvet uygulayıp problem çıkartmayalım. Şimdi diğer şuradakini, onu da teflonlayalım arkadaşlar, bunu da. Arkadaşlar bu böyle teflonladıktan sonra bunu direkt böyle İyice sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi diğer yere geldi. Şimdi bunu arkadaşlar böyle yerinden çıkarıyoruz. Şimdi şuradaki arkadaşlar şunu çıkartıp sadece bu bölümü çıkaracağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sadece bu bölümü sökeceğiz. Yani diğer zaten buradan şey duruyor arkadaşlar. Bunu da zor sökeriz herhalde ya. Bunu da ısıtmamız mı gerekiyor? Bunu da en iyisi ısıtalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu esas reverse osmosis o filtreyi esas önemli olan yerini çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bunu da şurada aldığımız, bak yönü böyle olacak arkadaşlar. Aynı çıkarttığımız gibi. Arkadaşlar şimdi bu tam o söktüğümüz yeri arkadaşlar direkt şöyle tam oturtturuyoruz arkadaşlar. İyice biraz daha ileri tekliyoruz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bunu kapattığımız zaman yerlerini, bağlantısını, şuradaki bağlantısını yaptık mıydı? Tamam arkadaşlar. Hadi selamlar, saygılar.